Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz enerji terapisti, yazar, köşe yazarı Simay Ohara. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, memnun oldum. Çok mersi. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben edebiyat öğretmeniyim. Aynı zamanda enerji terapistliği ve köşe yazarlığı yapıyorum. Yurt dışında ileri seviye terapi eğitimleri aldım. Beden prosesleri, zihin prosesleri, bilinç ve farkındalık üzerine genellikle terapi seansları düzenliyorum. Travmalar, karmalar, erken teşhiste kanserli hücrelerin tedavisi, aynı zamanda blokajlar, hayatımızı daha çok potansiyel anlamda güçlendirmeye, kendi yeteneklerimizi fark edip aslında hayatımızın kontrolünü kendi elimize almak üzerine terapi ve seanslar uyguluyorum. Harika, çok güzel. Tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Bu konunun eğitimini almış olmanız çok önemli. Gerçekten yetkin bir kişisiniz. Çok güzel bir şekilde donanım sahibi bir insansınız. Aynı zamanda kitaplarınız da var. Biraz kitaplarınızdan bahseder misiniz? Evet, ben şöyle düşünüyorum. Aslında evrende her şey zihinle ilgilidir. Hı hı. Yani zihnimizde kodladığımız her şey, hani milyonlarca olasılık içerisinde tek bir seçim yaparız. Ve seçim milyonlarca olasılık ortaya çıkartır. Hı hı. Kitabım seçim yaratır bu yüzden. Ne kadar güzel. Ve bunu... Sizin resminiz mi üstündeki? Evet. Çok da yakışmış, çok teşekkür hoş. Ederim. Böyle mistik bir görüntünüz var zaten. Yani düşüncelerimize dikkat edeceğiz, değil mi? Hı hı. Fikirlerimiz, sözlerimiz bizi çok etkiliyor, geleceğimizi etkiliyor. Evet, yani şöyle söyleyeyim, ne düşünürsek, ne görürsek, ne izlersek, ne yaparsak aslında biz oyuz. Kesinlikle. Yani bu kitabın içerisinde de hani farkındalık üzerine, bilinç ve farkındalık üzerine araçlar var. Hı-hı. Çünkü içerisinde bulunduğumuz çağ çok stresli bir çağ. Stres, maalesef. Evet, hayatımızın dönülmez bir parçası. Hı-hı. O yüzden de nasıl ki bedenimizi duş alıyoruz, hani yiyeceklerle hani besleniyoruz, hı-hı, bir şekilde arınıyoruz vesaire. Ruhumuz da aynı şekilde. Çünkü insan gerçek mekanizmanın içerisinde üç bilinçle mevcuttur. Bu akıl, beden, zihin ve ruh bütünlüğüyle sağlanır. Bu yüzden aynı zamanda ruhsal enerjimizi de arındırıp temizlememiz gerek. Çünkü insan kendi doğası gereği kendisini cilt tabakasıyla koruyabilir. Ama diğer mekanizmayı, manyetik enerji alanı, nazar vesaire gibi düşük frekanslı titreşimlere karşı pek çoğumuz aslında buna inanır. Ama aslında biz inanmadığımız sürece, seçmediğimiz sürece, ait olmadığımız sürece bu tip enerjiler bizim üzerimizde etkisizdir. Yani Kesinlikle. Seçtiğimiz her şey hayatımıza dahildir. Seçimlerimize dikkat edeceğiz. Evet. Çok önemli gerçekten. Hı-hı. Pozitif yaklaşım çok önemli. Sizin söylediğiniz gibi bazı insanlar var ki negatiflikten besleniyorlar. Bu aslında insanı yıpratan bir şey, değil mi? Mesela bir kişiye karşı duyulan kıskançlık, öfke, nefret, intikam duygusu. Bunlar bizim bütün enerjimizi aşağıya çekiyor ve lüzumsuz bir şey için enerjimizi sarf ediyoruz, efor sarf ediyoruz. Halbuki bize faydalı olan bir şey için kullanmalıyız, değil mi? Evet, çok güzel düşünüyorsunuz bu konuda. Hani aslında bakış açımızı, enerjimizi ne tarafa aktarırsak, hı-hı, o taraftaki titreşimleri artırırız. Hep pozitif tarafa bakalım. Hı-hı. Değil mi? Ya bazıları aslında... Tabii buyurun. Evet, siz buyurun lütfen. Bazıları bardağın hep boş tarafını görür. Hı-hı. Öyle olduğu zaman o kişiye diyebiliriz ki o suyu daha ufak bir bardağa boşalt ve, hı-hı, şikayet etme. O zaman bardak ağzına kadar dolmuş oluyor çünkü, değil mi? Bu da bir metot. Evet, yani şöyle aslında hani öfke geçici, ne bileyim güvensizlik geçici, korku geçici, hastalıklar geçici. Yani bu tip düşük frekanslı titreşimlerin aslında hiçbirine ait değiliz. Ait olmadığımız hiçbir şeyin sahibi de değiliz. Yani o tip duygular ortaya çıktığı zaman onlara şunu söylemek gerekiyor aslında. Yani sahibim değilsin. Çünkü ait olduğumuz titreşimleri hayatımızda etki olarak bulunuyoruz. Evet, yani dizginler bizim elimizde olacak. Evet. Biz yöneteceğiz, hı-hı, değil mi? Yani o kötü duygular bizi yönetmesin. Evet, yani aslında hani şöyle insan hani bakış açısıyla, seçimleriyle hayatını şekillendirebiliyor. Hani pozitif düşünelim, yaşayalım derken aslında negatiflikler de mevcut gerçeklikte, hayatın içerisinde mevcut olan şeyler. Hani nasıl ki... Hayatın bir parçası esasında. Evet, hayatın dönülmez bir parçası. O yüzden hani polyanacılık değil. Tabii. Aslında. Bu gerçeğin de farkında olup, hı-hı, bilinç ve farkındalık seviyesinde bununla ilgili dönüşümleri sağlamayı seçtiğimiz zaman hayatımızda milyonlarca
olasılık ve fırsatlara açık hale geliyoruz. Kesinlikle. Yani gerçekten polyanacılık doğru değil. Yani bir kere kaderci olmayacağız. Yani ben hayatı tamamen akışına bırakıyorum demek bu yanlış. Yani biz mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ama onun dışında hayatı akışa bırakmak güzel bir şey. Yani bu çünkü bir dinginlik, bir huzur getiriyor bize. Evet, aslında bununla ilgili bilimsel olarak şöyle bir açıklama yapabilirim. E'dir mc kare düşüncenin çekim gücü. P'dir ma aslında hani eylemin çekim gücünü ifade ediyor. Hani bilim de milyonlarca deney sonucunda doğrulanmış ve gerçekliği kabul edilmiş bir şey olduğu için Stephen Hawking şöyle söyler. Küçük evrenler büyük evrenlerin taklitidir. Yani aslında ekosistemin dengesine baktığımızda hani büyükten küçüğe doğru tarih, matematik, biyoloji hani hepsinde aslında bütünsel olarak yine aynı noktada bağ kurabiliyoruz. Yani aslında E'dir mc kare düşüncenin çekim gücüyle hayatımızda bu zihinsel olarak çektiğimiz, seçtiğimiz şeyleri çekebiliyoruz. Feştir ema aynı zamanda eyleme geçmek. Yani şu anın içerisinde, mevcut gerçekliğin içerisinde bunu da uyguladığımızda eylemsel olarak da aslında her şey olması gerektiği gibi oluyor bilincinde olduğumuzda ama şu anın içerisinde gerçekten bütünsel olarak pozitif titreşimleri artırabiliyoruz. Hawking tabii fiziksel rahatsızlıkları olan bir kişi olmakla birlikte bir deha, çok güzel fikirleri var, bize de ışık tutuyor. Söylediğiniz gibi bazı negatif olaylar olması gerektiği için olmuştur ve o olay bize aslında bir şey öğretti, değil mi? Yani ondan biz bir tecrübe edindik. Bu algı da güzel bence. Aslında bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında biz tabii ki hani bu bir deneyim olması gereken bir şeydir. Hani aslında geçmişte bazen bazı şeyleri yaşarız, tecrübe ederiz ve bunu deneyim olarak isimlendiririz. Gerçekte var olan şey ise deneyim şu andan itibaren var olan her şeydir aslında. Kesinlikle. Yani anı en güzel şekilde yaşamak çok önemli. Evet. Yani bazıları bunu tamamen eğlenceyle geçirmek olarak algılıyor ama anı en güzel şekilde değerlendirirsek geleceğe de yatırım olur. Ama bu güzel bir manzaranın keyfine varmak, içtiğimiz bir içeceğin keyfine varmak, dinlediğimiz bir müziğin melodisinin keyfine varmak, bu da önemli değil mi? Çünkü bizi besliyor, bizi mutlu ediyor bu. Evet, yani anın farkında olarak hissettiğimiz her duygu, bu öfke de olabilir, üzgünlük olabilir, mutluluk olabilir, sevinç olabilir. Her duygumuzla kendimize saygı duyup, her duygunun öz farkındalığını kabul edip serbest bıraktığımızda aslında bir deneyim yapmış oluyoruz. Ama geçmişteki şeylere deneyim olup işte ben böyle bir deneyim yaşadım, işte bu şekildedir diye kodluyoruz aslında farkında olmadan. Kodladığımızda onun türevleri, öyle bir seçim yapmış oluyoruz çünkü ve onun türevindeki olasılıkları hayatımızda çoğaltıyoruz. O yüzden aslında geçmiş dündür, yarın gelecek olacaktır. Gerçek şu andır. Her şey şu anın farkındalığı içerisinde bilinçli bir bilinçli bir çekim alanı içerisinde. Çok önemli gerçekten bu. Yani mevcut. Bazen yani anı kaçırıyoruz ve devamlı şikayet ederek geçiriyoruz. Böyle negatiflikten beslenen insanlar var ne yazık ki. Halbuki bu enerjiyi aşağıya çekiyor. Ve sahip olduğumuz şeylerin kıymetini de bilmemiz lazım, değil mi? Evet, şükür enerjisi çok önemli. Hani bu bilinçli bir şekilde aslında bilinçli bir seçim ortaya çıkartmış oluyoruz. Yani söylüyoruz şunu, biz her şeyin farkındayız. Kendimiz olarak her şeyin farkındayız. Öfkemizi, duygumuzu vesaire hani her ne hissediyorsak o anda hislerimize saygı duyarak yaşadığımız zaman aslında feştir ema, eylemin çekim gücü içerisinde oluyoruz. O farkında olmak çok önemli. Evet, yani o da aslında varacağız. Şu andan yaratılan bir deneyim açığa çıkartmış oluyor. Yani anı tam olarak yaşamak. Evet. Değil mi? Ona es geçmeyeceğiz. Bu çok önemli ama yani kendimize karşı acımasız olmayalım. Öz sevgi, öz şefkat bunlar çok önemli. Evet, öz saygı, öz şefkat ve şükür enerjisi. Çok önemli gerçekten. Bizim enerjimizi yükseltiyor, motivasyonumuzu ve verimliliğimizi arttırıyor. Evet. Ama bunu çoğu kişi kaçırıyor. Yani devamlı kendisini suçlayan insanlar var. Yani ben bunu yanlış yaptım. Bunun sorumlusu benim.
ben kötü bir insanım, ben başarısız bir insanım. Bunlar o kadar yanlış ki. Halbuki iyi olanı seçtim, iyi olan tarafı gör. Evet, aslında bununla ilgili çoğu zaman şöyle düşünürüm. Hani iyi bir lider nasıl olur? Hani lider kavramı aslında baktığımızda hani kendinin en iyi rakibi olduğun noktadadır. Ama kıyas noktasında hani başka şeylerle kıyas yapıldığında işte orada öz saygı, öz şefkat ile ilgili travmalar, blokajlar olmuş maalesef olabiliyor. Aslında bunlar da hani etkileşim içerisinde ortaya çıkan şeyler. Ve hani yıllar geçtikçe daha da üzerine birikiyor. Bu yüzden bunların farkındaysanız bile kendinizle barışık olduğunuzda, öz saygı ve öz şefkat noktasında barışık olduğunuzda bunu çözümlemek için bir adım attığınızda gerçekten kendi hayatınızın lideri oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani kendimizi aşmaya çalışacağız, değil mi? Evet. Kendimize yaptığımız yatırım en güzel yatırım esasında. Evet. Çünkü donanım sahibi bir insan oluyoruz. Hı-hı. Ekonomik anlamda yapılan yatırımda belki zarar edebiliriz ama kendimize yaptığımız yatırım hep beynimizin içinde. Dolayısıyla o bizi geleceğe hazırlıyor. Ona da önem vereceğiz. Hı-hı. Harika, ne güzel. Peki sizin geleceğe dair vizyonunuz nedir? İçerisinde bulunduğumuz çağ, standartlar, ekonomik olsun vesaire olsun, stres, hani o kadar çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz ki aynı zamanda ve eksik kalan şey aslında insanlar sanki hani bir yarışta gibi, yarış atı ve sanki bir skora koşuyor gibi. Pek çoğumuz bu şekilde yaşıyoruz. Hayat standartları gittikçe zorlaşıyor ve bunun yanında aynı zamanda ruhsal mekanizmayı unutuyoruz. Çünkü mevcut gerçekliğin içerisinde söylediğim gibi üç bilinç de mevcutuz. Beden farkındalığımızı ruh farkındalığımızla bütünleştirmemiz gerekiyor. Geleceğe dair gerçekten %80 ya da 90 oranında işte bu stres içerisinde bedensel olarak kendisini yıpratan, yoran, bir skora koşar gibi hayat yaşayan insanların hayatına dokunmak istiyorum. Hani bu farkındalığı gerçekten onların da kendi hayatlarında uygulayabilecek bir noktada olması için hayatın aslında evrensel olarak çok daha farklı pozitif titreşimlerle hani savaş vesaire gibi şeyler olduğu zaman aslında hep şöyle düşünüyorum. Sen bu ekosistemin parçacığını bedeninde taşıyorsun. Hani okyanus devasa görünür ama tek bir damlacıklarla bir araya gelerek oluşur. Örnek veriyorum, tek bir insan bile bu ekosistemin aslında gerçekten bir dengesini oluşturuyor. Oraya bir katkı sağlıyor. Örnek veriyorum, dünyada herhangi gördüğümüz gibi işte Gazze'de vesaire hani dünyanın pek çok yerinde savaşlar oluyor. Şunu düşünüyorum ki belki de biz de onlardan biri olabilirdik. Hani bir çocuk olarak dünyaya geldiğinde aile ve bu tip şeyler, cinsiyet, ırk, din, dil, bunlar seçilebilir olan şeyler değildir. Bunlar seçim yapabilme şansımız olan şeyler değil. Ve aslında baktığımızda bu bir reenkarnasyon oluyor. Yani şu anda ben sağlıklı şekilde dünyaya geliyorum. Kimimiz çok iyi standartlarda dünyaya geliyoruz. Kimimiz çok daha farklı standartlarda dünyaya geliyoruz. Mesela bir bebek dünyaya geldiğinde otizmli olarak dünyaya gelmiş olabiliyor. Maalesef. Bu onun seçimi değil. Aslında reenkarne olan ruhlar zamanla işte tekamül sürecini hızlandırıyor. Bu da bir bilinç ve farkındalık. Çünkü şu anda Gazze'de bir savaş oluyor ve bunu küçük bir çocuk bunun farkında değil, bilinçsiz bir şekilde orada yaşıyor ama belki pek çok insanda bunu görebiliyorum. Sağduyu olmayan ya da olan, olan destek oluyor. Bir şekilde manevi olarak bile bir his duyabiliyor. Ama bazıları diyor ki hani bana ne işte bu tip tepkiler veren duyarsız de insanlar var ne yazık var ki. Ya farkındalığı düşük insanlar var. Yani siz bunların böyle hayatlarına dokunmak istiyorsunuz. Evet. Bir farkındalık yaratmak istiyorsunuz. Aslında bu konuda yargısız alandayım. Onları da yargılamıyorum. Çünkü tabii, herkesin bir kendine göre var. Belli bir titreşimi, belli bir frekans titreşimi var. O yüzden onlara da saygı duymak gerek. Fakat hani nasıl oraya bir enerji gönderebilirsek işte dua, meditasyon vesaire işte herkesin kendi niyet vesaire aracılığı farklı. Hani bakış bile açıları farklı, inançlar farklı, fikirler farklı. Yani aynı olmak zorunda değil zaten. Tabii ki. Hepimiz farklılıklarımızla özeliz. Bu yüzden oraya gönderdiğimiz hani bu bir örnek. Tek bir şey bile aslında bir katkıda bulunuyor. Streşimleri yükseltiyor. Hani tek bir
su damlası bile aslında okyanusu var ediyor. O yüzden ben buna inanıyorum ki insanlar ne kadar potansiyel olarak bilinci, farkındalığı, her şeyi ne kadar yükselirse titreşimleri, şu an içerisinde bulunduğumuz çağ koşullarını da biz yaratıyoruz aslında. Çünkü yaratmak, telaffuz, hani olmayan bir şeyi var etmek, diğer anlamı ise Oxford Sözlük'te gerçekte düşünerek, düşüncenin gücüyle yaratmak. Yani bu çekim gücünü gerçekten potansiyel olarak yükselttiğimizde, bu titreşimi yükselttiğimizde aslında dünyanın koşulları da değişmeye başlayacak. Şu an içerisinde bulunduğumuz koşulları sürekli yargılıyoruz, eleştiriyoruz. Peki bunun için nasıl bir farkındalık yaratabiliriz? Önemli olan aslında bu. Kendi titreşimlerimizi yükselterek bireysel olarak tek bir damlacık bile okyanusu var ediyor. Kesinlikle öyle, bunun bilincinde olmalıyız. Evet. Harika bir motto. Simay Hanım, sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim öncelikle. Ben Seçim Yaratır kitabını tavsiye ediyorum. Gerçekten bu hayatımızda pek çok şeyi dönüştürebileceğimiz, aynı zamanda farkında olduğumuz pek çok şeyin titreşimlerini yükseltebileceğimiz, pek çok araç içerisinde bulunduruyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hayatınızda bir yerlere dokunabilirim. Işık olsun. Kesinlikle güzel bir ışık tuttunuz. Alt yazı olarak iletişim bilgileriniz var. Konuyla ilgilenenler sizinle bağlantı kurabilirler. Hı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Daha nice başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz enerji terapisti, yazar, köşe yazarı Simay O'Hara idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.